Sevgili seyirciler, Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesinin meşhur kirazı marka oldu. Bu nedenle başkent Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı bir törenle bugün marka tanıtım toplantısı düzenlendi. Törende konuşan Bakan Eroğlu, kirazın sakinleştirici etkisi olduğunu belirterek, ayrıca gözlük takmıyorsam bunun nedeni de Sultandağ kirazı yediğim içindir dedi. İşte dünyanın en iyi ve en sevilen kirazı sloganıyla yola çıkılan kirazın yeni markası. Başkent Ankara bugün tarihi günlerinden birisini yaşadı. Çünkü Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesinde üretilen kirazlar marka haline geldi. Kirazın yeni markasının ismi Tadiki oldu. Müşterilerimiz de gelsin de. Bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda Sultandağ kirazı markalaşması ve tanıtım toplantısı düzenlendi. İkramımız olacak. Töreni Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sultandağ Kaymakamı Mehmet Sülün, AK Parti Milletvekili Sait Açba, CHP Milletvekili Ahmet Toptaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Solak, Sultandağ Belediye Başkanı Osman Acar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda davetliyle basın mensubu katıldı. Burada sırasıyla Sultandağ Belediye Başkanı Osman Acar, AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Solak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mir Mahmutoğulları ve Vali İrfan Balkanlıoğlu birer konuşma yaptı. Kirazımız dünyanın, hatta Avrupa'nın aradığı damak tadı, zevki. Son olarak kürsüye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu geldi. İlk olarak bakanlığın çalışmalarını anlatan Bakan Eroğlu daha sonra sözü kiraza getirdi. Kiraz ihracatının %30'u Sultandağ'dan yapılıyor dedi ve markalaşmanın önemine dikkat çekti. 09 Ziraat adıyla, Napolyon diye bilinen belki adıyla bir kiraz ortaya çıkıyor ki gerçekten çok önemli. Tabii bu kiraz satılıyordu, ihraç ediliyordu. Yani aşağı yukarı 1/3'ü, %30'u kirazın Sultandağ'dan ihraç ediliyor. Bu gerçekten çok önemli. Ama burada şöyle bir şey var. Bir defa markalaşmamış. Ayrıca çeşitli yerlerden ihraç ediliyor. Efendim Manisa, İzmir, belki Çanakkale'den. Ve neticede Afyonkarahisar'ın ihracatı olarak gözükmüyor. Ayrıca marka olmadığı için belki çiftçilerimiz, benim sevgili Sultandağlı hemşerilerim, yeteri kadar da maddi açıdan da istifade edemiyor. Marka olmadan gelişme olmaz. Biz Türkiye'de her konuda, yani gerek tekstilde, bakın tekstilde marka üretemediğimiz için bir noktada çok ucuza dışarıya fason imalat yapıyoruz. Halbuki markamız olsa çok daha belki 8-10 misli satacağız. Marka çok önemli. Dolayısıyla biz her konuda tekstilde olsun, sanayide olsun, ziraatte olsun, her konuda markalaşmamız lazım. İnşallah Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı için de bir öncü olur. Biz de bundan ilham alarak suda markalaşmaya gidelim diyoruz. Madem öyle güzel bir su markası, dünyaya su satacak bir marka. Çünkü bizde en şifalı sular bizde. Ama bakıyoruz, marka ismini vermeyeceğim ama bir Fransız markası efendim 5 dolara 10 dolara su satıyor. Halbuki bakıyorsunuz, içiyorsunuz, mecbur kaldığın için içiyorum bazen otelde, başka su yok yurt dışında ama tadı tuzu yok. Ah nerede bizim Afyonkarahisar Kızılay maden suyu diyorum, ah nerede bizim menba sularımız diye hayıflanıyorum doğrusu isterseniz. Dolayısıyla marka, her sektörde markalaşmak mecburiyetindeyiz. Kirazın sağlık açısından önemini vurgulayan Bakan Eroğlu başından geçen bir olayı da anlattı. Kiraz bir defa bilhassa lifli olması dolayısıyla sindirim sistemi için fevkalade faydalı bir gerçekten besin kaynağı. Fevkalade faydalı. Ayrıca biliyorsunuz kırmızı meyveler antioksidan değeri ve vitamin değeri son derece yüksektir. Yani. Bu bakımdan fevkalade. Bilhassa gözler için son derece faydalıdır. Gözlerin, yani ben bu yaşta gözlük takmadan şey yapıyorsam, Sultandağ kirazına borçluyum, teşekkür ederim. O bakımdan gözler için faydalı. Bir de daha enteresan bir şey söyleyeyim ben. Kiraz insanları sakinleştiriyor hakikaten.
Dün bir şeye kızdım ben. Masaya yumruğu vurdum falan. Baktım biraz sonra bizim elemanlar bir tabak Sultan Dağ kirazıyla geldiler. Yani sana söyleyeyim. Dün böyle yarısını yedim, yarısını yemedim. Belki ertesi gün kızarsam bir şey o zaman yerim diye. Sultan Dağ kirazı için belirlenen marka isim olan Tadiki'nin iki tat anlamına geldiğini anlatan Eroğlu, bu kirazı dünyaya tanıtacaklarını belirterek sloganı okudu. Tabii ki Tadiki adıyla güzel bir andem olmuş hakikaten. İki tane kiraz, tat iki. Evet, peki slogan ne? Slogan da okuyayım. Dünyanın en iyi, en sevilen kirazı. Tabii ki Tadiki. Tadiki şahane, Tadiki efsane. Eroğlu konuşmasının ardından Sultan Dağ kirazı yiyerek basın mensuplarına görüntü verdi. Başkan dün bana gönderdiğinden daha güzelmiş bu ya. Bir tane daha yiyeyim olmazsa Tadiki olur. Tadiki markasını yaratan Nevruz Kamber'e sembolik ödül çekini de takdim eden Bakan Eroğlu, daha sonra salonda misafirlere, tören sonunda ise basın mensuplarına kendi elleriyle Sultan Dağ kirazı ikram etti. Başkanım, arkadaşımıza. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu törenin ardından makamında Kanal 3 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu kirazın marka haline gelmesi, bütün Türkiye'de ve dünyada aranlara gelmesi bence çok önemli. İnşallah bundan sonra arayan tat 2 olsun, tat 2 kirazı olsun, Sultan Dağ kirazı olsun diyecektir. Biz de bundan memnuniyet duyacağız. Çünkü marka olunca ister istemez fiyatı daha artıyor. Dolayısıyla çiftçimizin cebine girecek olan para da artıyor. Kazancı artıyor, bereket artıyor, verim artıyor. Dolayısıyla inşallah hayırlara vesile olur.